Avusturya'dayız ve Innsbruck'tayız. Galatasaray'ın yurt dışı hazırlık kampında yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Sarı Kırmızılıların bu sezonki yeni transferlerinden sevgili Abdülkerim Bardakçı ile birlikteyiz. Abdülkerim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Güzel bir manidar da aslında röportaj vardı az önce. Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçe'nin verdiği röportajın ardından da pas bize geldi. Bu açıdan da güzel bir tesadüf oldu. Erdoğan Arıkan az önce pası atarken çok sıcak bir hava gibi gözüküyor dedi. Güneşin altında oturuyorsunuz, işiniz kolay değil dedi. Ama sorular bu sıcak kadar sıcak olmayacak merak etme. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, biz de sizleri takip ediyoruz. İlk kamptan bu yana. Kamp nasıl geçiyor? İlk kampta sonuna doğru bir rahatsızlığın olduğunu da biliyoruz. Ama genel olarak nasıl geçiyor kamp dönemi transferin ardından? Kamp çok yoğun ve tempolu geçiyor bizim için. Çok iyi çalışıyoruz Okan Hoca eşliğinde. Tabii ki bu çok yoğun ve tempolu çalışmada ufak tefek kas ağrıları veya vücutta direnç düşmeleri falan olabiliyor. Ben de geçen kampın son günlerine doğru bir rahatsızlık geçirdim ama şu an çok şükür iyiyim, atlattık. Öyle söyleyeyim abi. Röportajı beklerken takım arkadaşlarınla olan diyaloglara şöyle baktım, Patrick'le ve diğer oyuncularla artık adaptasyon süreci tamamlanmış evet, gibi gözüküyor. Tamamladık. Çok sağ olsunlar abi, çok sıcakkanlı insanlar, çok yardımcı oldular. Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok, adaptasyon sürecini tamamladık. Transfer döneminde seni çok konuştuk. Yani sürekli seninle ilgili haberler yaptık. Seni farklı takımlar da istedi. Galatasaray'ın dışında takımlar da istedi. Süreç nasıl gelişti? Yani Galatasaray'dan ilk teklifi nasıl aldın? Aldığında neler hissettin? Biraz o dönemi konuşalım. Ondan sonra zaten daha farklı konulara da geçeceğiz. Şöyle söyleyeyim abi. Transfer süreci benim için çok stresli geçti. Ama tabii ki de menajerim için benim yaşadığım stresin 10 katı olmuştur büyük ihtimal. Çünkü bütün her şeyle o ilgilendi. Hani beni fazla işin içine sokmamaya çalıştı ki sağ olsun ben de en az şekilde atlattım bu süreci. Galatasaray'ın teklifini duydum. Zaten hani direkt ilk tercihim olarak Galatasaray'ı tercih ettim. Çok şükür oldu. Çok mutluyum. İyi ki de burası olmuş diyelim. İlk duyduğunda ne hissettin Galatasaray'a? Tabii ki de abi çok değişik duygular içerisine girdim. Ben biliyorsunuz hani PTT'de oynadım, Konya'ya geldim. Yani tabiri caizse tırnaklarımla kazıya kazıya geldim buralara ki bunun karşılığını almak da insana ayrı bir gurur veriyor. Ben de çok şükür bunun gururunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra da daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum ve çalışıp devam edeceğim Allah'ın izniyle. İstanbul'dan Konya'ya gelirken kısa bir röportajım vardı. Hayallerimi yaşamaya gidiyorum diye. Yani futbola başladığın dönemden şu ana kadarki olan süreçte hayalin Galatasaray'da oynamak mıydı? Evet. Çok şükür bu hayali yaşıyorum. Sen de bahsettin. 27 yaşındasın ama daha önceki kariyerine baktığımızda farklı takımlarda kiralık olarak forma giydiğini sen de ifade ettin. Tırnaklarımla kazıdım dedin aslında. Doğru kelime bu. Bu sıçramayı yapma konusunda biraz gecikmiş olduğunu düşünüyor musun? Daha erken yaşta bu seviyeye gelebilmek de olabilir miydi senin için? Yoksa şu an tam ideal, istediğim yaşta, istediğin tecrübede Galatasaray'a geldim diyor musun Abdülkerim? Tabii ki de abi. Daha küçük yaşlarda da bu seviyeyi yakalayabilirdim ama biliyorsunuz ki nasip diye bir şey var. Ben bu zamana kadar her gittiğim yerde 35-40 maç oynayarak geldim. Yani kendimi sürekli geliştirerek, üstüne koyarak geldim. Yani şu an için tam olgun çağımda olduğumu düşünüyorum ki tam böyle katkı verebileceğim dönem. Tam büyük takıma hazır olduğum dönem. İnşallah daha çok daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Geçen sezon eleştirilen bir Galatasaray vardı performans olarak ama bu sezon başka bir yolculuk başlıyor. Şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan bir Galatasaray var. Takım içinde arkadaşlarınızla bu konuyu, bunu şimdiden konuşmaya başladınız mı? Yani hedefler, sezon sonu, şampiyonluk, kupa, bu sohbetler başladı mı kampta? Tabii ki de abi. Yani bir kulvarda Galatasaray varsa her zaman hedef şampiyonluktur. Sürekli konuşuluyor zaten. Her konuşmamızda bundan bahsediyoruz. Geçen sene öyle talihsiz bir dönem yaşanmış olabilir ama bunu bu sene en kısa sürede telafi edeceğiz ve çok farklı bir Galatasaray izleteceğiz bu sene. Geçen sene Galatasaray'ı dışarıdan takip ediyordun ya da rakip olarak görüyordun. Şimdi bu kampta Luyendama geldi, Nelson, Metehan, Emin'le birlikte stoperde görev alıyorsunuz. Hani
uyumunuz nasıl Nelson'la? Lündama'yla çok yan yana göremedik ama Nelson'la daha çok yan yana oynadınız stoperde. Uyumunuz nasıl? Nelson'la tam böyle birbirinizi tamamlayıcı bir stoper ikilisi gibi gözüküyorsunuz ama saha içindeki uyumu senden duymak isteriz tabii. Şu anlık uyumumuz gayet iyi diyelim abi. Zaten diğer stoperlerimiz de çok kaliteli. Bu bize ayrı bir rekabet havası veriyor ki rekabet olunca da çok daha başarılı olma seviyesine geliyorsun. Şu an için yani uyumluyuz Nelson'la. Nelson da çok kaliteli bir futbolcu. İnşallah bu uyumu devam ettirebiliriz. Marko abi gitti takımdan. Şunu sorayım önce. Sana göre Türkiye'deki en iyi yabancı stoper Marko muydu? Yani Marko vardı, Kim Min-jae vardı. İkisini çok beğeniyordum. Peki şimdi Marko'nun ardından sen o pozisyona geldin. Bu bir baskı yaratıyor mu senin üzerinde? Bir stres yaratıyor mu acaba? Yok. Yani şu an için kesinlikle benim üzerimde bir baskı yaratmıyor abi zaten. Hani benim saha içindeki görevim de zaten savunma yapmak ve hani oyun kurulumunda baskı halindeyken problem çözebilmek. Ki ben baskıyı seven bir insanım. Baskı yaratsa da fazla bir şey ifade etmez benim için. Güzel. O zaman şuradan devam edelim. Peki şimdi Okan Hoca'yla tabii ki görüşüyorsunuz. Seni ilk Ümit Milli Takım'a da çağıran teknik adam. Oradan bir iletişiminiz var. Transferden önce Okan Hoca'yla hiç görüştünüz mü? Yani Abdülkerim seni şöyle kullanacağım, şöyle değerlendireceğim gibi bir görüşme oldu mu transfer döneminde? Tabii ki de Okan Hoca'yla bir görüşmemiz oldu transferden önce. Çok ilk önce şunu söyleyeyim. Çok samimi ve sıcak davrandı ki herkes zaten bundan bahsediyordu. Okan Hoca'nın kişiliği, karakteri hakkında çok sıcakkanlı bir insan olduğundan. Benim için de bu çok önemli bir detay. Yani daha çok şey verebilirim bir insan sana böyle yaklaştığı zaman. Oldu, çok güzel bahsetti, çok güzel konuştu. Hani benden faydalanabileceğini söyledi. Benim de çok hoşuma gitti bu konuşma. Zaten ilk tercihim burasıydı ki burası oldu abi. Konyaspor'da oyunun merkezinde topla çıkan, topu dağıtan bir stoper görünümdeydik. Herhalde Okan Hoca da senden aynılarını istiyor gibi gözüküyor bizim hazırlık maçlarında da gördüğümüz. Evet, Okan Hoca'nın sistemi de o yönde. Yani daha çok geriden oyun kurulumuna çok önem veriyor. Pasla çıkmaya çalışıyor. Bu benim için daha iyi. İki sezon önceydi yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca Konyaspor'da teknik adamken oynadığım bir Fenerbahçe maçı var. Asist de yapmıştım. Evet. Çok etkili bir performanstı. Sonrasında bir Galatasaray maçım var. Yine iyi bir performanstı. Yani Abdülkerim Bardakçı büyük maçlarda o maça damga vuran bir oyuncu profilindeydi Konyaspor'da. Bu sezonki böyle derbi maçlara, büyük maçlara hani bakış açın bunu herhalde devam ettireceksin. Tabii ki de abi. Şu an o maçları canı gönülden söyleyebilirim ki dört gözle bekliyorum. Yani oynayabilmek için dört gözle bekliyorum diyelim. Derbi maçları. Evet. Derbi maçları dört gözle bekliyorsun. Peki şöyle bir şeyi de merak ediyorum aslında. Kasımpaşa maçında Nef Stadı'nda taraftarın karşısında oynadın. O atmosferi nasıl değerlendirirsin? Daha önce yani o imzayı attın. Onun hayalini kurmuş muydun? Yani o an sahaya çıktığında neler hissettin Nef Stadı'nda Galatasaray formasıyla? Çok gerçekten çok farklı duygulardı abi. İlk önce şunu söyleyeyim. İnanılmaz sıcakkanlı bir taraftar grubu. İnanılmaz sıcak karşıladılar. Ben biliyorsunuz yani ilk oynadığım hazırlık maçında talihsiz bir olay yaşadım. Yani bir hata yaptım. Ama yani inanılmaz iyi yönde tepkiler aldım. Herkes çok iyi bahsetti. Herkes destek oldu. Yani o stada çıktığımda da zaten bunu hissettim. Tribüne çağırdıklarında, maç içerisindeki desteklerinde. Yani çok farklı, çok büyük bir camia, çok büyük bir taraftar grubu. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağım. Tabii ki kupalardan bahsettik, hedeflerden ama şu anda Kaptan Muslera. Herhalde ilerleyen dönemde Galatasaray'da bir yerli kaptan olma isteğin, arzun var mı? Tabii ki de abi. Yani inşallah ilk hedefim tabii ki de iyi bir performans sergilemek. Ondan sonraki hedefim de Allah nasip ederse Muslera'dan sonra kaptanlığa talibi. Baskıyı seviyorum dedin az önce. Topla çıkarken de çok rahat çıktığını da biliyoruz ama hani kendi futbolunu nasıl tanımlarsın Abdülkerim? Biz seni tabii ki saha içerisinde görüyoruz, gözlemliyoruz ama hani sen kendini nasıl anlatırsın? Yani ben ilk önce şöyle söyleyeyim abi, çok inanılmaz sert bir stoper değilim. Ama sertliği seven bir stoperim.
Bu konuda mesela Marko çok iyiydi sertlik konusunda. Ama ben o kadar sert bir stoper değilim. Ama benim de kendime göre en büyük özelliğim geriden oyun kurma özelliği. Hani daha yeni de söyledim, baskı altında problem çözebilme özelliği ve bunlardan inanılmaz keyif alıyorum. Biliyorsunuz geçen sene 5 gol 4 asistlik bir performansım vardı ki ileride de elimden geldiğince hücuma katkı yapmayı çalışıyorum ve ki top da beni seviyor. Yani topun duran toplarda gidebileceği yerleri hissedebiliyorum ki oraya da geliyor top. İnşallah bu sene de böyle bir skor katkısında bulunursam tabii ki ilk hedef ne kadar az gol yersek o kadar iyi bizim için. Çünkü savunma oyuncusuyuz ama skor katkısında da ne kadar çok skorda bulunursam benim için o kadar çok iyi. Bu konuda da Nando sürekli sizi uyarıyor hazırlık maçlarında. Yani onunla iletişiminiz nasıl? Çünkü hani savunma hücumda başlar ama oyunu da en iyi okuyanlar hep kalecilerdir derler. Evet. Nando'nun sürekli uyarıları oluyor size maç içerisinde. Duyuyoruz biz de. Neler söylüyor size? Yani Nando içiniz? çok aslında çok olumlu yönde uyarılar yapıyor. Hani geldi gitti arkanda sağında solunda bizi uyarabilecek şeyler de söylüyor. İlk bu hastalanmadan geçen kamptaki hastalandığımda ertesi gün maç vardı. O maçta oynayacaktım. Hatta aramızda otobüste öyle bir muhabbet geçti Nando ile. Dedi şimdi sen yandın, ben çok konuşurum saha içerisinde, haberin olsun diye. Ondan sonra ben hastalandım. Nando dedi ki ne oldu, herhalde strese girdin, stresten hastalandın dedi. Güzelmiş. Böyle de bir. Buradan o zaman şöyle devam edelim. Morutanlarınız çok iyi. Yani evet. Sosyal medyada da çok iyi. Ve antrenmanlarda da çok iyi. Bunu neden söylüyorum aslında? Mesela geçtiğimiz sezon Domenech Torrenti'nin bir açıklaması vardı. Morutan dil bilmediği için çok iletişim kuramıyor diye bir yorumu vardı. Bu tabii ki yani senden bağımsız bir durum ama hani aranızdaki ortak dil nedir? İngilizce çok iyi bildiğini bilmiyoruz çünkü Morutan'ı. Bilmiyorum yani siz nasıl iletişim kuruyorsunuz ve bu bağ nereden geldi bir anda? Ya çok bir kere hani çok samimi, yani küçük kardeşim gibi hissediyorum Morutan'ı, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok samimi bir çocuk. Bir de geçen sene bu diyalogları bildiğim için hani elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum. Daha böyle biraz daha açılması için, biraz daha sıcakkanlı olması için ama gerçekten çok samimi bir çocuk. Yani benim de hani İngilizcem çok üst seviye sayılmaz ama yani İngilizce üzerinden anlaşabiliyoruz. Onun da gayet yeterince İngilizcesi var. O zaman çok güzel. Peki evet. Kampın böyle en şen şakrak futbolcusu kim şu anda, böyle sizi eğlendiren ya da öne çıkan oyuncusu var mıdır? En sessizi, en konuşanı, en eğlencelisi. Kampın en Türklerden kim var? Türklerden Oğulcan var. Esprisi boldur Oğulcan. Evet. Devam. Oğulcan fazla rahat durmuyor yani, öyle söylüyor abi. Yabancılardan da Patrick var. Patrick değil mi? İkisi evet. Neşe kaynağı İkisi, şu anda evet. Kampın. Şu anlık öyle. Peki az önce hani Marcao sertlik konusunda en beğendiğim stoper dedin. Türkiye kariyerinde şu ana kadar şöyle bir göz önünde bulundurduğunda ya da Avrupa'da da forma giydin Konyaspor'da. Seni en zorlayan ya da böyle en beğendiğin hücum oyuncusu, forvet ya da hücum oyuncusu kimdi Abdülkerim? Geçen sene de bana böyle bir soru sorulmuştu. O zaman pas geçin. Evet abi geçen sene ligde en çok beğendiğim forvet Pesic'ti. Beni gerçekten çok evet, çok kuvvetli bir futbolcu, beni en çok o zorlamıştı geçen sene. Haris nasıl peki? Haris üst seviye bir futbolcu. O zaten direkt ilk antrenmanda karşılıklı oynadık. Direkt zaten ben dedim ki bu sene inanılmaz işler yapacak. Onu belli etti kendini. Siz stoperler daha iyi anlıyorsunuz, evet, değil mi? Direkt anlıyoruz abi karşılıklı oynayınca ki ilk iki maçta da gösterdi zaten kalitesini. Peki dünyada kendi mevkinde kimi beğeniyorsun? Ramos abi. Tartışmasız. Tek idol Ramos. Dövmeler de biraz Ramos'tan esinlenme mi? Çünkü dövme de bayağı vücudunda var. Özel anlamları olan var mı böyle sanki? Var şurada... var abi. Annemle abimin doğum tarihi, köpeğim, bu ilk ameli takıma gittiğim tarih. Tarih o. Evet. Bayağı çok da güzel duruyor. Haris de bayağı bir dövme seviyor. İkiniz bu konuda herhalde aynı noktadasınız. Az önce işte, röportajı beklerken de sohbet ettik. Eski takımın Konyaspor çok iyi başladı Avrupa Ligi'ne. Ne düşünüyorsun İlhan Hoca senin gelişiminde, hatta birçok oyuncunun gelişiminde orada etki sahibi. Biraz Konyaspor'dan da bahsedelim. Memleketinin takımı. Evet, benim için çok farklı yeri var tabii ki. Ben İlhan Hoca'ya hoca demeyeyim de daha çok arkadaş, baba gibi söyleyeyim yani. Çok kaliteli bir takım zaten.
iskeleti bir ben ayrılmıştım. Yani zaten duruyordu ki benim yerime de çok kaliteli bir stoper almışlar. İki maçları izliyorum. Gol katkısında da bulundu. Her zaman İlhan Hoca başarıya aç olan bir antrenör. Her zaman en iyisini istiyor. Her zaman en güzelini istiyor ki bunun uğruna da çok çalışıyor, çabalıyor. Yani ben İlhan Hoca'nın çoğu zaman tesiste kaldığını biliyorum yani. Kendi gözlerimle gördüm. Ayrılmıyor tesisten daha iyisini yapabilmek için. Turu atladılar. İnşallah en iyisine layık olan bir takım, öyle söyleyeyim. Hem futbolcularıyla, hem antrenörüyle, hem yöneticisi, hem başkanı. Herkes en iyisini hak ediyor. Bu sene yani işte konuşuyoruz. Konyaspor, Galatasaray şampiyonluk hedefiyle başlıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, yapılan transferler, işte Alanyaspor gibi, Konyaspor gibi, Başakşehir gibi takımların da o üst sırayı ciddi anlamda zorladığı bir sezonu geride bıraktık ve aynısına başlayacağız. Şampiyonluk yarışını, lig mücadelesini nasıl görüyorsun? Bu sene Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yer almaması bir avantaj olabilir mi lig yarışında sizin için? Yani kesinlikle benim düşüncemde bir avantaj olabilir ama tabii ki de Galatasaray'ın her zaman bir Avrupa kupalarında yer alması lazım benim görüşüm açısından. Ama bir avantaj olabilir bu sene çünkü daha az maç oynayacaksınız, daha az yorulacaksınız, daha fazla konsantre olacaksınız. Yani bir avantaj sağlayabilir bizim için. Ayağına dövmesini yaptıracak kadar tabii ki çok önem verdiğim bir durum milli takıma ilk seçilmen. Biraz da oradan bahsedelim. Milli takım ilk seçildiğinde ne hissetmiştin ki zaten çok başarılı bir sürecin ardından milli takıma dahil oldun. Stefan Kuntz'la da herhalde görüşmeniz devam ediyordur. Evet. Biraz Ay Yıldız'lı kariyer için hedeflerini ve planlarını da duymak isteriz. Nasıl başladı ilk çağrılışın ve şu andaki süreç? İlk çağrılışımda zaten yani ilk gittiğimde böyle bir toplantı odasına girdim. Yani sağıma soluma bakınca dedim ki hani ben galiba rüyadayım. Çünkü herkesin hayali olan bir yer. A milli takım. İnanılmaz yüksek bir mertebe, öyle söyleyeyim yani. Son 2-3 kampında talihsiz sakatlık yaşadım. Katılamadım. Tabii ki de oradakilerle, hocamızla falan görüşmelerimiz oluyor. İnşallah bundan sonraki kamplarda tabii ki de A milli takıma gitmek istiyorum ve oynamak istiyorum. Bu da olur inşallah. Abdülkerim, yavaş yavaş röportajı sonlandıracağız. Hava da çok sıcak. Seni fazla terletmek istemiyorum ama bir selam gönderelim istiyorum. Benim de çok yakın ve sevdiğim, senin de takım arkadaşın olan eski, rahmetli demek de aslında çok içimden de gelmiyor ama sevgili Ahmet Çalık'a buradan bir selam gönderelim istiyorum. İkiniz beraber kontrat yenilediniz. Belki o da transfer yapacaktı. Evet. Ne söylersin? Ahmet'e bize nasıl anlatırsın? Vallahi abi şu an... Onun ruhuna da, evet, kalbine de bir selam göndermek, onu bir yad etmek aslında. Ya Ahmet çok kaliteli bir kardeşimizdi. Yani biliyorsunuz ki 2 senedir Türkiye'nin en çok konuşulan ikilisi olduk. Çok güzel bir tandemimiz vardı. Yani fazla bir şey söyleyemem çünkü şu an çok kötü oldum. Gerçekten çok kaliteli, mükemmel bir insandı. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah ailesine sabır versin. Öyle söyleyelim abi. Yani benim de hani futbol ailesinde çok sevdiğim, çok değer verdiğim, ender hani arkadaşım diyebileceğim isimlerden biriydi. Gerçekten bir kez daha hem Türk futbolunun hem ailesinin de hem sizlerin de takım arkadaşlarının da başı sağ olsun diyelim. Abdülkerim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdin. Umarım seni zorlamadık fazla. Son olarak taraftara, camiaya göndermek istediğin, vermek istediğin bir mesaj varsa da seve seve onu da alabiliriz. İlk önce şöyle söyleyeyim. Beni ilk geldiğimde çok sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu sene tek hedefimiz var. O da şampiyonluk Allah'ın izniyle. Çok teşekkürler abi. Rica ederim abi, ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, Galatasaray'ın Avusturya'da Innsbruck'taki kampında yeni transferlerden Abdülkerim Bardakçı sorularımızı yanıtladı. Tüm sorularımıza da içtenlikle yanıt verdi Abdülkerim. Transfer sürecinden hedeflerine kadar, kamptaki ortama kadar sorulması gereken her şeyi sorduğumuzu düşünüyorum. Bizler yavaş yavaş bu sıcak havada, güneşli havada sözü Avusturya'dan Ankara'ya, spor stüdyosuna sevgili Erdoğan Arıkan ve Lütfü Özel'e bırakalım.